TRT Haber ekranlarına ve TRT Radyo Haber'e yeniden hoş geldiniz. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber 23 kuşağıyla yeniden karşınızdayız. Hemen başlayalım. Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'li 4 terörist daha etkisiz hale getirildi sayın seyirciler. Yurt içinde ise Hakkari kırsalında çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Detayları geliyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Zeytindalı ve Barışpınarı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan PKK-YPG'li teröristlere operasyon düzenlendi. İki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz ifadesiyle duyurdu. Bölgedeki bir başka operasyonda saldırı hazırlığındaki iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Aynı gün Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu. Operasyonlar yurt içinde de hız kesmiyor. Eren Abluka sonbahar kış 5 operasyonu kapsamında jandarma ekipleri Hakkari'de arazideydi. Yüksekova ilçesi Güvenlik Köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü vaziyette bir havan, bir Bixi makineli tüfek, 9 Kalaşnikov piyade tüfeği, bir tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK'da çözülmede devam ediyor. İkna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi. Bu görüntülerse Şırnak Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan. Gabar'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan dönen kahraman komandolar, arkadaşları tarafından meşale ve marşlarla karşılandı. Hatay merkezli iki ilde DAEŞ'in hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi. DAEŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon düzenlendi. Hatay Reyhanlı'da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin'de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu yakalandı. Yayladağ kırsal alanındaki bir noktaya gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. İkametlerinde ise örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen cep telefonu, hafıza kartı ve flash belleklere el konuldu. Seyirciler, NATO üyeliği için Ankara'nın terörle mücadele konusunda somut adımlar atmasını istediği İsveç harekete geçti. Terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Mahmut Tat Türkiye'ye iade edildi. Adliyeye sevk edilen Tat tutuklandı. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor. Biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Türkiye'nin mesajı netti. NATO üyeliği yolunda İsveç'ten terörle mücadele konusunda adımlar atması istendi. Süreç devam ederken İsveç'ten ilk adım geldi. PKK'lı terörist Mahmut Tat Türkiye'ye iade edildi. İade edilen Mahmut Tat hakkında PKK-KCK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. 2015'te İsveç'e iltica talebinde bulunan Tat, red yanıtı almıştı. Bir süre önce İsveç'te gözaltına alınan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edilen Mahmut Tat, Metris cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki 30 kilometrelik güvenlik şeridinin mutlaka tamamlayacağını söyledi. Terör örgütünün yularını elinde tutanlar bizi kararlılığımızdan döndüremeyecek mesajını verdi. Erdoğan, Şanlıurfa'da konuştu. Altılı masaya ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri ne de sınırlarımızı güvenli hale getirmek gibi bir dertleri var sözleriyle tepki gösterdi. Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar
bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajını bu kez Türkiye'nin güney sınırından Şanlıurfa'dan verdi. Batılı ülkelere, besledikleri terör örgütü ülkemize saldırıyor sözleriyle tepki gösterdi. Binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin geleceği üzerine hesap yapanlar boş hayale kapılmasın dedi ve ekledi. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur, ekmeğini al. Başına vur, diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Erdoğan daha sonra AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katıldı. Altılı masayı eleştirdi. Bay Kemal ifadesini bile sahiplenecek kadar idrak yoksunu bu zatın ve masadaki ortaklarının ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri, ne sınırlarımızı güvenli hale getirmek gibi bir dertleri, ne de milletimizin çıkarlarını savunmak gibi bir meseleleri vardır. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı. Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerini zafere ulaştırmalıyız ifadesini kullandı. Gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağı doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. Erdoğan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine de müjde verdi. Pamuk desteğini dekarda 76 liradan %257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Yağlı ayçiçekte ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan %195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. yüzyıla çağrı toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Vizyon yolculuğundan vazgeçmem, çıktığım yolda geri adım atmam dedi. 70 kişiden olunan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Biliyorsunuz, hem ülkemizi karış karış gezdim, hem de dünyanın önemli ülkelerine gittim. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD'ye ve İngiltere'ye gittim ve ziyaretlerde bulundum. Ne derslerse desinler, inandığım vizyon yolculuğundan asla bir geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Hepiniz şuna inanın: Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi özellikle diliyor ve rica ediyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisini eleştirdi. 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı %1-2 oy alacak kişilerden talimat alacak, böyle saçmalık olur mu dedi. Muharrem İnce Edirne ziyaretinde konuştu. Dün çıkmış Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın bir üyesi,
Biz diyor bir eş güdüm kurulu kuracağız. Cumhurbaşkanı o eş güdüm kurulundan talimat alacakmış. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek. Bir cumhurbaşkanı seçecekler. Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? 50+1 ile. 50+1 alan cumhurbaşkanı %1-2 alacak Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eliniz mi? Yaveriniz mi siz? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz. Değerli izleyenler, İletişim Başkanlığı'nca bu yıl ikincisi düzenlenen Stratcom Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi sona erdi. Zirvenin ikinci gününde dezenformasyonla mücadele eden vatandaş odaklı iletişime pek çok konu ele alındı. Belirsizlik çağında stratejik iletişim temasıyla düzenlenen zirvede dünyanın dört bir yanından uzman isimler bir araya geldi. İstanbul'daki zirvenin ikinci gününde terörizm, küresel belirsizliklerle aşırıcılık ve nefret söylemiyle mücadele konularında paneller düzenlendi. Dezenformasyon, vatandaşlık odaklı iletişim yaklaşımı, dijitalleşme ve kamusal iletişim konuları da ele alındı. Stratejik iletişim zirvesine davet edildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye'nin böyle bir zirve düzenlemesi kriz yönetimi konusunda dünya çapında bir liderlik rolü oynadıklarını ve bu konunun önemini idrak ettiklerini göstermektedir. Zirveye 24 ülkeden stratejik iletişim uzmanları, liderler, akademisyenlerle medya profesyonellerinden oluşan 52 konuşmacı katıldı. Yaklaşık 3000 yerli ve yabancı ziyaretçi de zirveyi takip etti. İletişim alanında meraklıyım çünkü aynı zamanda öğretmenlik de yapacağım. Kişi arası iletişimin önemini bildiğim için bununla da katılıp kendime geçtiğini istedim. Stratejik iletişim üzerine gayet güzel bir paneller, etkinlikler oluyor. Hem bizim öğrenci, biz için, öğrenciler için çok güzel, hem de burada katılımcılar için çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bu yüzden çok memnunum katıldığım için. Zirve ile Türkiye'nin stratejik iletişim alanında öncü bir merkez olması hedefleniyor. Türkiye'nin hedefi doğal gaz ticaretinde merkez ülke konumuna gelmek. Karadeniz'de bulunan gazın sisteme katılmasıyla mevcut kapasite artacak. Bir yandan cari açık azalırken, diğer yandan Türkiye, uluslararası piyasalarda gaz fiyatlarını belirleyen ülkelerden biri olacak. Türkiye, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Fiziki ve teknik hazırlık süreci hızlandı. Yol haritası netleşiyor. Aslında Türkiye'nin 10 yıllık vizyonunda olan bir konsepti bu. Ve bununla ilgili altyapı çalışmalarını bir kısmını tamamlamıştık. Özellikle EPİAŞ'la beraber en azından bunun yazılımsal ve üst yapı ile ilgili bütün çalışmaları hazır. Ticaret merkezi kurulması için tüketilenden fazla gaz girişi şart. Kapasitenin artmasıyla fazla gaz diğer ülkelere ihraç edilebiliyor. Türkiye gaz giriş kapasitesi ve kaynak çeşitleriyle merkez olma potansiyeline sahip. Günlük 378 milyon metreküp doğal gaz girişi var. Gazın 181,14 milyon metreküpü Türkiye'ye boru hattıyla geliyor. 130 milyon metreküpü LNG terminallerinden sağlanıyor. 65 milyon metreküplük kısmı ise depolama ünitelerinden tedarik ediliyor. Bunlar çok iyi kapasiteler ve Türkiye'yi önümüzdeki dönemde ticaret merkezi olma yolundaki bir altyapı sorununu çözmüş durumda. Doğal gaz girişinin %35'lik kısmı LNG terminallerinden yapılıyor. Rusya'dan sağlanan kaynak %25. Depolamanın günlük doğal gaz talebine katkısı ise %17. Türkiye gerçekten son 5 yılda ciddi bir altyapı yatırımı yaptı ve kapasitesini bugün kullanabileceği kapasitenin %35 üstüne çıkarttı. Sakarya sahasından gelecek doğal gazın Türkiye'nin kapasitesini artırması bekleniyor. Saha 540 milyar metreküplük rezerve sahip. Bu da günlük 40 milyon metreküp gaz akışı demek. Temelde fiyatı ne olursa olsun gazın dünya piyasasında belirlenen fiyatı veya Türkiye hub'ında belirlenecek fiyat sonuçta cari açımızı aşağı çekecek bir kavram olduğu için her halükarda bizim için çok önemli bir gelişme.
Doğalgaz ticaret merkezi olursa Türkiye gaz fiyatlarını belirleyen aktörlerden biri olacak. Tüm dünyadan gazın buradan alınıp farklı ülkelerden gelin gazın yine satılabildiği bir piyasanın kurulması önemli. Bunun katma değeri çok daha büyük olacaktır. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma teker kesme testini de başarıyla tamamladı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 Aralık 2022 bugün Bayraktar Kızıl Elma ilk defa tekerlerini yerden kesti. Yaptığımız testleri başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın tekerlerinin pistle bağlantısının kesildiği anı böyle duyurdu. Kızıl Elma'nın teker kesme testi sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere Türkçe ve İngilizce Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşa geri sayımda notunu düştü. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir sınavı daha başarıyla geçti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Kızıl Elma'nın başarılı testini sosyal medya hesabından paylaştı. Kritik bir eşiği daha aştık. %100 Baykar öz sermayesi ile milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak ifadesini kullandı. Kızıl Elma Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin ilk otomatik taksi ve koşu testi 20 Kasım'da yapıldı. Uçak, Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde piste çıktı. Başarılı testten sonra Baykar ekibi Kızıl Elma'nın önünde hatıra pozu verdi. Bayraktar Kızıl Elma 6 ton kalkış ağırlığına sahip olacak. Bu özelliği deniz aşırı görevlerde kısa pistli gemilere iniş ve kalkış avantajı getirecek. Kızıl Elma'nın agresif manevralarla insanlı savaş uçaklarındaki gibi hava hava muharebesi gerçekleştirmesi de hedefleniyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması için anlaştı. Batı ülkeleri kararın Moskova'nın Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesini zorlaştıracağı görüşünde. Kararı tepki gösteren Rusya ise tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini duyurdu. Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve Avustralya Rus petrolüne tavan fiyatı anlaştı. Bu kapsamda Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline en fazla 60 dolar ödenecek. Uygulama 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararın yaptırımların etkisini artıracağına vurgu yaptı. Bu adımla Rusya'nın petrol gelirlerinin azaltılacağını söyledi. Washington'da kararı olumlu karşıladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, kararın Putin'in Ukrayna Savaşı'na finanse etme kabiliyetini sınırlandıracağını belirtti. Daha önce tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını duyuran Moskova'dan karara tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceği vurgulandı. Moskova'nın bu duruma hazırlıklı olduğu, kararın analiz edildikten sonra nasıl tepki verileceğinin açıklanacağı belirtildi. Kiev ise tavan fiyatın daha da düşürülmesinden yana. Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, Rus ekonomisinin daha hızlı çökmesi için tavan fiyatın 30 dolara indirilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarsa Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış durumda. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin büyük bölümünü Bahmut şehri civarında topladığını dile getirdi. Böylece şehrin kuzey ve güneyden ilerleyerek kuşatmaya çalışıldığını söyledi. Fransa'da demir yolu çalışanları daha iyi koşullar ve daha yüksek maaş talebiyle iş bıraktı. Her 10 seferden 6'sı iptal edildi. Demir yolu ulaşımı sekteye uğradı. İngiltere'de de artan ısınma maliyetlerini protesto etmek için halk Londra'da gösteri düzenledi. Enerji krizi, yükselen enflasyon oranları ve artan maliyetler. Ekonomik krize çözüm bulunamayan Avrupa ülkelerinde halk faturaları ödeyemez hale geldi. Daha yüksek maaş talebi her gün farklı bir ülkede işçileri sokağa döküyor. Fransa'da demiryolu SNCF'e bağlı bilet kontrolörleri sendikanın çağrısıyla greve gitti. Çok sayıda tren seferi iptal edildi. Kontrolörler çalışma koşullarının düzenlenmesini, kendilerine makinistlerle eşdeğer bir statü verilmesini ve maaşlarının artırılmasını talep ediyor.
İngiltere'de de artan ısınma maliyetleri protesto edildi. Başkent Londra'da parlamento meydanında toplanan göstericiler enerji fiyatlarının düşürülmesi çağrısında bulundu. Dünya ekonomisi stagflasyon riskiyle karşı karşıya. Yani durgunluk ve enflasyon aynı anda görülebilir. Bu kıskaç işsizliğin artması anlamına geliyor. Gıda ve enerji fiyatları arttı. Dünyada enflasyon tırmandı. Ülkeler faiz artışına yöneldi. Ancak bu kez de büyüme yavaşladı. Bu kez enflasyon ve resesyon ekonomileri aynı anda vurmaya başladı. Diğer bir deyişle stagflasyon gündeme geldi. Şu anda dünya ekonomik durumunun durağan bir büyümeye ve yüksek bir enflasyona doğru gittiğini düşünecek olursak stagflasyon hiç de küçümsencik bir ihtimal değil. Stagflasyon, işsizlik artışı ve ekonomik yavaşlamaya yol açabiliyor. Peki faiz artışları bu duruma çözüm oluyor mu? Enflasyon karşısında inisiyatifi ele almak adına yaptıkları senkronize parasal sıkılaşmalarda talep boğucu etkisiyle ekonomiyi daha fazla yavaşlatma yolunda gidiyor. Yani enflasyonu düşürmek yolunda daha yavaş ekonomik büyüme. Belki resesyon noktasında biraz katlanmak durumunda oluyorlar. Türkiye bu konuda dünyadaki diğer ekonomilerden pozitif ayrışıyor. Büyüme ve istihdam odaklı ekonomi modeli izliyor. Resesyon riskinden korundu. Uzmanlara göre Türkiye küresel stagflasyon riskinden etkilenmeyecek. Geleneksel olmayan zeminde TL'nin değerinin korunabilmesi durumu yeni enflasyon yaratılmaması noktasında önemli. Tabii cari açığın finanse edilebildiği ve kur istikrarını korunabildiği ortamlarda ekstra etkilere maruz kalınmaz. Kurda bir süredir birkaç aydır bir sabitlik sağlanmış durumda. Yatırımcıya destekler devam ediyor değerli izleyenler. Firmalara 10 yıla kadar vadeli kredi imkanı tanınıyor. Toplam kredi miktarı 150 milyar lira olarak belirlendi. Yatırımcılara verilecek kredi alt limiti ise 20 milyon lira. Bugün yatırımcılarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Bilindiği gibi yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından yatırım kredisi kullandırma kararı almıştık. Yatırımcılarımızı bir kez daha ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere bu krediden istifade etmeye davet ediyorum. Yatırıma destekte Türk Lirası kredisinden yararlanma imkanı devam ediyor. Destek kapsamında toplamda 150 milyar lira kredi kullandırılması hedefleniyor. Kredilerin 100 milyar lirası sanayi, 50 milyar lirası turizm sektörüne tahsis edildi. İleri teknolojiye sahip katma değerli ve istihdam potansiyeli yüksek yatırımlara öncelik verildi. Bugüne kadar 60 şehirden 500 firma 75 milyar lira kredi kullandı. Yatırımcılar Merkez Bankası kaynaklarından %9 sabit faizle 2 yılı ödemesiz kredi alabiliyor. Yatırım destek kredisi en az 3, en çok 10 yıl vadeli. Alt sınırı da 20 milyon lira. Firmaların krediden yararlanabilmesi için bir teşvik belgesi kapsamında yatırım yapması gerekiyor. Tüm sözleşmeli ve fiyatlamaların Türk lirası üzerinden yapılması şartı aranıyor. Ayrıca kredi kullanım süresince firmaların borcunun bulunmaması da gerekiyor. Türkiye'de 345 organize sanayi bölgesi bulunuyor sayın seyirciler. Hemen her şehirde sayıları yıldan yıla artan OSB'ler üretimin de kalesi haline geldi. Son bir yılda 18 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Organize sanayi bölgelerinin sayısını AK Parti hükümetleri döneminde 192'den 345'e çıkardık. Sadece son bir yılda 18 yeni OSB kurduk. Bugün 124 OSB'mizde tahsis edilebilecek tek bir boş parsel dahi kalmadı. Şehirler organize sanayi bölgeleriyle kalkınıyor. Kurulan OSB'lerle istihdama katkı sağlanıyor, üretim artıyor. Yerli ve milli ürünleri üretip bunların ihracatını sağlamanız gerekiyor. Yani sanayileşmek gerekiyor. Yani imalat sanayini geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla da bu anlamda organize sanayi bölgelerinin ülke ekonomisi açısından önemli bir katkısı var.
OSB'lerde 67 bini aşkın sanayi işletmesi üretim yapıyor. 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlanıyor. SGE'nin hani sosyal ve ekonomik göstergeler raporuna baktığımızda istihdam, rekabetçilik, yenilikçilik, yaşam koşulları gibi sosyal yapılar gibi çok çeşitli faktörlerin değerlendirildiği bir analizde organize sanayi bölgelerinin olduğu yerlerde bu sosyal veyahut da ekonomik göstergelerin daha iyi olduğunu görüyoruz. İzmir'le devam edeceğiz. İzmir'de Göztepe-Altay maçında ağır yaralanan Mehmet Çakır'ın ifadesine TRT Haber ulaştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise ifade veren Çakır, tribünlerde patlama sesi duyup sis bulutunu gördükten sonra yüzündeki acıyla kendinden geçtiğini anlattı. Mehmet Çakır olaya karışanlardan şikayetçi oldu. Önce patlama sesi duydum. Ardından sis bulutunu gördüm. Yüzümdeki acıyla kendimden geçtim. İfadeler İzmir'deki olaylı maçta ağır yaralanan Mehmet Çakır'a ait. Bu arada sanıyorum tribünde bir problem var. Olaylı maçta yüzüne fişek isabet eden Çakır yoğun bakımdan çıkarak özel servise alındı. Tedavisi burada süren Mehmet Çakır soruşturma için polise ifade verdi. TRT Haber'in ulaştığı ifadesinde Çakır olay anını hatırlamadığını söyledi, fişek atılmadan önceki tanıklığını anlattı. Olaya karışanlardan şikayetçi de oldu. Olaylı maç sonrası kasten öldürmeye teşebbüs, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 20 şüpheli tutuklanmıştı. Gaziantep'te tırlı otomobilin çarpıştığı kazada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki akrabası hayatını kaybetti. Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadıma Sevimli Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Tırlı otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadıma Sevimli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin akrabası olduğu öğrenildi. Geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Hasanbeyli ilçe başkanlığı yapan Fettahlıoğlu için, Hasanbeyli ilçesinde Fadıma Sevimli için Düz içinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Ahmet Fettahlıoğlu Asri Mezarlık'ta, Fadıma Sevimli'nin cenazesi ise Yeni Düzici Mezarlığı'nda defnedildi. Adana'da restoranda kutlama için yakılan meşale yangına sebep oldu. Hem restoran hem de iki iş yeri hasar gördü. Restoranda kutlama için yakılan meşale yapay çiçekleri tutuşturdu. Alevler bir anda yayıldı. Görüntüler Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinden. Hızla büyüyen yangın bitişikteki motosiklet bayine ve başka bir restorana da sıçradı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Bayide bulunan motosikletlerin tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor. İstanbul Ahırkapı açıklarında bir konteyner gemisiyle kuru yük gemisi çarpıştı. Kurtarma ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti. Gemiler Ahırkapı'da demirletildi. Eyvah eyvah eyvah. İstanbul Boğazı gelişinde iki gemi çarpıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza Fatih Ahırkapı açıklarında oldu. 26 metre uzunluğundaki Burhan Dizman isimli konteyner gemisiyle 147 metre uzunluğundaki Turancı isimli gemiler çarpıştı. Mürettebat büyük korku yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma jamorkörleri ve bir hızlı tahliyesiye botu kısa sürede olay yerindeydi. Ekipler kurtarma çalışması başlattı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gemiler Ahırkapı'ya demirletildi. Kızılay Gönüllülük Ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, Türk Kızılay, Türk halkının yüce gönlünün elçisidir dedi. Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkesi olduğunu vurguladı.
Ülkemizde gönüllülük kültürünün gelişmesine yaptığı katkı. Kızılay, afetler ve zorlu şartlarda gönüllü olarak çalışanları ödüllendiriyor. Bu yılki Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri töreni Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Bildiğiniz gibi ülkemiz insani yardım alanında dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu göğsünde taşımakta. Başta Kızılay olmak üzere tüm kurumlarımız dünyanın tüm kıtalarında Türk halkının yüce gönlünün engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir. Emine Erdoğan gençlerin gönüllü yapılan işlere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Gençlerin manevi dünyalarının donanımı gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarıyla artıyor. Onları gönüllü işlere yönlendirecek imkanların artırılması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi insanlık adına büyük bir yatırımdır. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da dünyada kayıtlı 800 milyon gönüllü bulunduğunu hatırlattı. Türkiye'deki gönüllülük faaliyetlerinin kayıt altındakilerden daha fazla olduğunu söyledi. Pek çok alanda aslında bu gönüllülük faaliyetimizin daha görünür olmaya ihtiyacı var. Dünyaya ilham verecek olan gönüllülük hareketlerimiz ve gönüllülük hikayelerimiz var. Gönüllülük hareketinde örnek 35 isim ödül aldı. Emine Erdoğan, engelleri aşan, ilham veren STK, afet gönüllüleriyle jüri özel ödüllerini verdi. Ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın elinden alanlar da vardı. Manga solisti Ferman Akgül de etkinliğe mini konseriyle katıldı. Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler hayallerini gerçekleştirdi. Iğdır'da 11 engelli genç bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Karabük'te özel gereksinimli öğrencilerin sema gösterisi beğeni topladı. Polislerle devriye attılar. Kendi tasarladıkları şapkaları sergilediler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Iğdır'da 11 engelli genç jandarma kıyafetlerini giydi, yemin törenine katıldı. Terhis belgelerini alan gençler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Amasya'da polis özel eğitim merkezini ziyaret etti. Üniforma giyen çocuklar Yunus polislerin motosikletleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Sinop'ta özel bireyler Yunus polisleriyle devriye attı. Kameralardan şehri izleyen gençler daha sonra polis ekipleriyle broşür dağıttı. Karabük'te engelli bireyler sema gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Mersin'de ise engelli bireyler atık maddelerle şapka tasarladı. Kendi tasarladıkları şapkalarla podyuma çıktı. Defile engelli gençlerin breakdance gösterileriyle başladı. Malatya ve Mardin'de de düzenlenen etkinliklerde özel gereksinimli bireyler gönüllerince eğlendi. Düzce'de depremden etkilenen çocuklar için spor aktiviteleri düzenleniyor. Depremzede çocuklar spor yaparak moral buluyor, gönüllerince eğleniyor. Sporla mutlu oluyorlar, deprem korkusunu atlatmaya çalışıyorlar. Düzce Gölyaka'da 23 Kasım'da meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklar için spor aktiviteleri hazırlandı. Depremden etkilenenler korktular. Biz bu korkuları biraz yenmek, bir nebze bunu düşürmek için, biraz daha sosyalleşmesi için böyle bir kulüp olarak aktivite yapalım istedik. Tabii bu aktivitede de çocuklarımız sosyalleşiyor. Çocuklar yapılan etkinliklerle yaşadıkları travmadan biraz olsun uzaklaşıyor. Deprem olunca çok korktum ve biraz ara geçtikten sonra biraz dışarı çıktım. Çok canım sıkılıyordu. Arkadaşlarım yoktu. Buluştuk ve oyunlar oynadık. Bir anda deprem oldu. Çok korktuk. Hüseyin hocamız sağ olsun. Buraya geldik, eğlendik. Gölyaka stadında bir araya gelen depremzede çocuklar futbol maçı yapıp doyasıya eğlendi. Kocaeli'deki Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde özel bireylerin hayali gerçek oldu. Hayalin Ötesinde adlı sinema filmi çekildi. Engelli bireylerin el ele vererek ortaya çıkardığı filmin gösteriminde duygusal anlar yaşandı.
Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya da engelli çocuklarla bir araya geldi. Anam, hayırdır? Oyuncu mu olmaya karar verdin? Hayalin Ötesinde filmi Kocaeli Derince Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde çekildi. Anıl da bu sayede çok istediği oyunculuğu deneyimledi. Sonunda yapacağını yaptın, şu evi tepemize yıktın değil mi? İki masanın yaptığı çok komik ama çok güzel. Seve sevecek seviyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Peki Anıl, zor oldu mu peki filmde oynamak? Zor ama kolaydı. Filmde Türk sinemasının klasiklerinin unutulmayan sahneleri canlandırıldı. Engelli oyuncular ünlülerin yerine geçti. Benim hayalimde Türkan Şoray Sultan olmak vardı ve Sultan oldum. Çok güzel oldu. Heyecanlıydı ama başarılı geçti. Gaz fren şanzıman halin duman. Sev beni, seveyim seni. Oyuncuları işte gördüğünüz gibi hepsi engelli çocuklarımız. Dolayısıyla bunların düşünmesi ve hayata geçirmesi gerçekten en azından o kesime ne yapabileceğini, yani imkan tanınırsa, ellerinden tutulursa başarılamayacak hiçbir şeyin olmayacağını düşünmemiz lazım, bilmemiz lazım. 20 kişinin 2 aylık emeğiyle beyaz perdeye yansıyan filmin galasında duygusal anlar yaşandı. Bir başka etkinlik de İstanbul Üsküdar'daydı. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, engelli çocuklarla okullarında bir araya geldi. Yılda bir gün değil, elimizden geldiğince, zamanımız olduğunca mutlaka gelmeniz diyorum. Minikler oyun hamuruyla mutfak sanatlarını öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförlerle bir araya geldi sayın seyirciler. İstanbul'a 2125 yeni taksi kararını isabetli olarak değerlendirdi. Bu kararla bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz diye seslendi. Esnaf da alınan karar için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Bazı çıkar şebekelerinin siz oyununu bozdunuz. Bu çok önemli. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bu çok çok önemli. Ve bundan sonraki süreçte de inanıyorum İstanbul çok daha huzurlu, çok daha rahat olacak. İstanbul'a 2125 yeni taksi kararını bu sözlerle değerlendirdi. Çok isabetli bir karar dedi. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Eğer UKM olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum tabii çok daha tehlikeli olabilir, çok daha sıkıntılı olabilir. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, elhamdülillah UKM bu işi ne yaptı? Yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya hareketinden önce İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförlerle bir araya geldi. Minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Bir tanesi yaş problemi, ikincisi de araç yaşı problemi. Bunlarla da ilgili sizlerin desteğinizi servis araçları olarak bekliyoruz. O iş çözüldü diyor. 19'u 20'ye çıkardı. Aynen öyle. Allah razı olsun başkanım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı, sıkıntılarınızı takip ettik ediyoruz dedi. Birçok şeyleri de tabii konuşamıyoruz. Vakti saati geldiğinde onları da konuşuruz, o ayrı mesele. Ama gerek de yok. Çünkü siz sizi çok iyi biliyorsunuz. Biz de sizi çok iyi tanıyoruz. Minibüs ve taksi camiasının hizmete daha huzurlu devam edeceğini söyledi. 2023 ardından 2024 el ele vermek suretiyle bu süreci inşallah devam ettirmeliyiz. Dayanışma halinde olarak inşallah yolumuza devam etmeliyiz. Ve bu konuda kararlılığınızı biliyorum. Ve bu kararlılığınızı tüm halkımıza da yansıtırsanız, halkımızın da size karşı olan muhabbeti daha da ne olacaktır? Artacak. Esnaf da İstanbul'da 1803 minibüste 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararından memnun. Karardan dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiler. İstanbul Minibüsler Esnaf Yönetim Kurulu adına
Şahsınıza Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Bu katkıda doğru bir katkı oldu. Belediyenin biz çalıştıracağız tezini çürüttük. 2125 taksit plakasıyla hem kaliteli hem sağlıklı hem konforlu taşımacılık yapılacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayda geçen Manavgat Orman Yangını'nın maddi yaraları sarılıyor. Antalya'nın 4 ilçesinde yananların yerine yapılan 297 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi sayın seyirciler. Kura töreninde sevinç ve hüzün bir aradaydı. Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp 3 farklı ilçeye yayılan yangında küle dönen evlerin yerine yenileri yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin kimliğine uygun evler inşa etti. Evler bittikçe hak sahiplerine teslim edildi. Yangın sonrası kendi yerine yapım imkanı olmadığından toplu konut alanlarına yapılan evler için kura çekildi. Törende duygu dolu anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanım bize söz verdi. Bir yıl içerisinde gelmek. Çok duygulandım. Benim evim hani sıfır, her şeyim yandı. Çok ağladık, çok gözyaşı döktük ama devletimiz, milletimiz sağ olsun şükür. Hani evimize kavuşacağız. Bugünü bekledim. Çok heyecanlıyım. 27. Evlerim yandı, ağaçlarım yandı. Bir motorlarım falan yandı yani. Ama devlet hepsini verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeğe geçen herkese en ufaktan en büyüğüne kadar. Yangında en büyük yıkımı Kalemler Mahallesi yaşamıştı. 107 haneli 306 nüfuslu Kalemler Mahallesi yangından sonra adeta küle döndü. 43 tane oturulabilir durumdaki konut tamamen yandı. İşte bu mahalle yangından 16 ay sonra küllerinden yeniden doğdu. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. İsmi çıkanlar sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Konya ve Düzce'de de ilk evim ilk işyerim projesi kapsamında yapılacak konutların kura çekimi devam etti. Projeyle Konya'da 2891, Düzce'de ise 1100 konut inşa edilecek. 3, 4. Balık restoranları, temiz havası ve tarihi yerleriyle şirin bir balıkçı semti Anadolu Kava. Şehrin karmaşası ve gürültüsünden uzaklaşmak için de sadece bir vapur mesafesinde değerli izleyenler. TRT Haber, mavi ile yeşilin buluştuğu Anadolu Kavağı'nda gezilecek yerleri sizin için derledi. İzleyelim birlikte. Balıkçı tekneleri, sahildeki restoranları, rengarenk ahşap evleri. Burası Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktası. Gezi rotamızda bugün Anadolu Kavağı var. Anadolu Kavağı, Beykoz'dan sonra yaklaşık 8 kilometrelik bir orman yolunun ve askeri alanın sonunda yer alan Boğaz'ın en güzel ve en sakin balıkçı semtlerinden birisi. Semtin adını bir zamanlar burada bolca bulunan kavak ağaçlarından aldığı rivayet ediliyor. Anadolu Kava, Boğaz'ın Anadolu yakasında şehir hatları vapurlarının uğradığı son iskele. Eğer deniz havası alarak yolculuk etmek isterseniz Üsküdar ve Eminönü'nden kalkan vapurlarla bu şirin sahil semtine gelebilirsiniz. Toplu ulaşımla gidecekseniz de Kabacık'tan kalkan 15A'yı kullanabilirsiniz. Anadolu Kavağı'na gelmeden yolun hemen solunda bulunan sahil şeridinde yürüyüş yapabilir, balık tutabilir ya da banklarda oturup piknik yapabilirsiniz. Normalde nüfusumuz 1040 kişi. Yerleşik bir düzenimiz var. Dışarıdan fazla göç alan bir yer değiliz. Ama yazın özellikle hafta sonları nüfusumuz 20 katına kadar çıkıyor. Tabii ki en fazla da doğanın güzelliğine geliyorlar. İstanbul'un o keşmekeşinden kaçıp bu güzelliği görmek istiyor insanlar. Semt çeşmeleriyle de oldukça meşhur. Anadolu Kavağı'nın meydanında bulunan 18. yüzyıldan kalma Cevriye Hatun Çeşmesi görmeye değer.
Hafta sonu keyifli vakit geçirmek için Anadolu Kavağı'nda seçenek çok. Balıkçı restoranlarının dışında Anadolu Kavağı'nın tarihi dondurmacısı da oldukça meşhur. Merhabalar, kolay gelsin. Burada bende 56 çeşit dondurma var. Bu Avrupa'da bile 2 yerde var. Biz de Türkiye'de biz 8. Biz marjinal dondurmaları yapıyoruz burada. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hanım yapıyor, ben satıyorum. Bu sene sarımsaklı dondurma yaptık. Taşköprü sarımsağını ezdik, sütle karıştırdık. İnsanlar burada ben sarımsaklı dediğim zaman frene basıyor, olur mu diyor, tadına bakıyor. Sarımsak sevenler sarımsağı tercih ediyor. Ama sert bir dondurma, sarımsak yemeyen için çok zor. Buranın şehirden uzak, sessiz, rahat ortamı, sohbet edebiliyoruz. Arka orman, önümüz deniz, mis gibi bir havası var. Burada tercih ediyoruz yani. Senede hiç gelmesem 2 ya da 3 kere mutlaka geliyorum. Anadolu Kavağı'na gelince balık yemeden dönülmez elbette ki. Neler var tezgahta? Şimdi bakabilirsiniz, çok güzel boğaz çinekopu var, boğaz tekiri var, istavrit var, deniz levreği var, deniz çupası var, çinekop var, boğaz lüferi var, olta lüferi, boğaz tekiri var güzel, midye var, kalamar var, kardeş var, lezzetlerimiz güzeldir. Gezimize Yoros Kalesi ile devam ediyoruz. Halk arasında Anadolu Kavağı Kalesi veya Ceneviz Kalesi olarak da biliniyor. Dikkati çeken tarihinin yanı sıra hemen yanı başındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile de muhteşem bir manzaraya sahip. Doğu Roma döneminde Boğaz'ın girişini denetlemek amacıyla inşa edilen Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı'nın tarihi dokusunu oluşturan en önemli eserlerden. Kale, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde önemli bir karargah olan Anadolu Hisarı'nın yapımında üs olarak kullanılmış. Bu tarihten sonra İstanbul'un savunulmasında hayati öneme sahip bir nokta haline gelmiş. Bölgede 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait çok sayıda mimari yapı kalıntıları bulundu. Yoros Kalesi 15 Nisan 2013 tarihinde de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Anadolu Kavağı'na geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de Yuşa Tepesi. Burası aynı zamanda Çamlıca Tepesi'nden sonra gelen İstanbul'un ikinci en yüksek tepesi konumunda. Tepede Hazreti Yuşa Peygamber'in türbesi, çeşme ve bir de cami bulunuyor. Hazreti Yuşa Tepesi ayrıca Anadolu Kavağı vapur iskelesinden yaklaşık 4 kilometre mesafede. Geçirmek, denize karşı balığınızı yemek ve bu tertemiz boğaz havasını solumak isterseniz rotanıza Anadolu Kavağı'nı ekleyebilirsiniz. Efendim, bu özel görüntülerle Haber 23'ü burada noktalıyoruz. İyi bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.